İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bu akşamki konuğumuz Çanakkale'nin ilk ve tek kadın adayı Cumhuriyet Halk Partisi Terzalan Belediye Başkanı adayı Sayın Feride Demirbaş. Öncelikle bizi kırmayarak programımıza katıldığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Feride Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Feride Demirbaş kimdir? Feride Demirbaş, Terzalan doğumluyum. İlkokulu Terzalan'da bitirdim. Ortaokulu dışarıdan okudum. Daha sonra iş için İstanbul'a göç ettik. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Eşim doktor, ben tekstilciyim. Beldeye göre dönüşüm düşündüğüm için adaylığımı koydum. Peki neden Terzalan? Neden Cumhuriyet Halk Partisi diye bir soru sorayım. Ben beldemi seviyorum. Birçok ülke dolaştım. Her zaman beldem ağır bastı. O yüzden Terzalan'dan aday oldum. Ben Cumhuriyet kadınıyım. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi. Pekala, beldemizle ilgili ne gibi projeleriniz var? Beldemizle ilgili soğuk hava deposu düşünüyoruz. Salça ve turşu fabrikası aynı çatı altında sos ve reçel imalatı, gölet mesire alanı, ve aile kahvaltı salonu, çay bahçesi düşünüyoruz. Göletin kenarına kır düğünü ve gölette bulunan adacığa seyir terası yaparak dış mekan çekimi ile beldemize para akışını sağlamak için projelerimiz var. Sera bahçeleri, çiçek serası, kimseye ayrım yapmadan hastalarımıza ve düğünü olan çiftlerimize kendi seramızdan çiçek yollayacağız, mevsim sebzeleri yetiştireceğiz ve pazarlayacağız. Pekala, Terzalan'ımızın eksikleri sizce nelerdir? Üretim ve sosyal yaşam alanları eksiğimiz. Önemli. Beldemiz halen göç veriyor. Evet. 2018 Aralık sonu itibariyle nüfusumuz 1833'e kadar düştü. Evet. Sizce göç sorunu nasıl çözülebilir? Beldemizde üretim yok. Gençlerimizin ve kadınlarımızın sosyal yaşam alanları yok. Bunları sağlar isek göçü durdururuz. O yüzden üretim diyorum, sosyal belediyecilik diyorum. Evet, şöyle. Belediyemizin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Belediyemiz 25 yıllık bir belediyeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama biz üretimimiz şart, bizde üretim şart. O yüzden bu yola çıktım. Ben yol demiyorum, su demiyorum. Belediye olarak yolu yapmak zorundayız. Çöpü almak zorundayız. Suyumuz akmak zorunda. Ben bunlara proje diyemem. Bunlar beldemizin, halkımızın temel ihtiyacı. Benim hedefim bunun üzerine çıkabilmek. Evet. Göletimiz, TEDAK doğa yürüyüşü, koca çınarlar ve küçük ayazma ile ilgili projeleriniz var mı? İlk doğa büyük yürüyüşü mesela 2007 yılında olmuştu. Evet. 6 yıl aralıksız devam etti. Ondan sonra 4-5 yıl gibi bir boşluk verildi olmadı. Evet. En son işte 2017 yılında oldu. Siz her yıl doğa yürüyüşü düzenlemeyi düşünür müsünüz? Çünkü bu gibi faaliyetler beldemizin tanıtımı açısından çok güzel faaliyetler. Ne dersiniz? Tabii ki de düşünüyorum. Beldemizi dağ turizmi ile tanıştırmak, göletimizi ve civarını çan ve köylerine tanıtarak turizm alanı açmak. Ve ben biliyorsunuz İstanbul'da yaşadım. Belirli bir yaştan sonra İstanbul'a gittik iş için. Ama ben her sene düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldım. Evet. Çok güzel bir etkinlik. Beldemizi tanıtmak açısından. Dağımız çok güzel bir ormanımız var. Kaz Dağları'nın kuzey etekleri. Bunları tanıtımını ve reklamını güzel bir şekilde yaparsak halkımızın üretimi açısından bunları işte tezgahlar koyarak, organik ürünler, evet, erişi ürünleri tezgahları açarak halkımızın para kazanmasına da yardımcı olacağız. Çok güzel. Peki, Terzalan Çan Yolu çok şikayet ediliyor. Yol ile ilgili bir çalışmamız olacak mı? Mesela sıcak asfalt düşünülür mü? Evet, tabii ki de. O yolu ben de kullanıyorum. Sıcak asfalt ve bunu gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Belde Meydanı'nda aday tanıtımı ve seçim bürosu açılışı yaptınız. Evet. Orada toplanan kalabalık size ne gibi bir mesaj verdi?
Tüm ilçelerden ve Çanakkale'den gelen kadınlarımıza, beldedeki kadınlarımıza bir kadın dayanışması için sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. Tabii ki tüm katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Evet. Pekala Feride Hanım. Muhalefet Partisi'nin hükümetten yeterli desteği alamayacağı endişeleri var vatandaşlarımızdan. Sizce bu doğru mu? Ne dersiniz? Ya bence bu doğru değil. A partide olsak, B partide olsak, C partide olsak fark etmiyor. İktidar partisi olmasa da beldemizde kişi başına gelen bir ödenek var. Bu ödeneği sadece göçü durdurarak ve geri dönüşümü sağlayarak arttırabiliriz. Bunun iktidarla hiçbir ilgisi yok. Yani burada kişi başına gelen bir ödenek var, evet. Ve bunu arttırabilmemiz için de geri dönüşümü sağlamak, kişi başına gelen ödeneğimizi arttırabilmek. Yani nüfusumuz ne kadar kalabalık olursa o kadar, tabii ki çok o kadar para daha beldemize gelecek. Beldemize para gelecek. Evet, evet. Feride Hanım, biz de gazetecilerden olarak belde altında sorduk. Evet. Belediye başkan adaylarına ne sormak istersiniz diye. Evet. Vatandaşlarımız soruyor. Evet. Doğalgaz beldemize gelir mi? Bir çalışmanız olacak mı? Doğalgaz, evet, bu konuyu araştırdık. Doğalkara Koca Ovası'nda boru hattının basıncı çok yüksek. Bu yüksek olduğu için 4 trilyon gibi bir basınç düşürücü gerektiriyor. Bunun toplam beldemize maliyeti 11 trilyonu falan buluyor. Ama abonman sayımız az olduğu için ve 11 trilyon yüksek bir rakam olduğu için şu andaki şey sağlanamıyor. Yani abonman sayısı karşılamadığı için şimdilik askıda, ama tabii ki peşini bırakmayacağız. Bununla ilgili bazı durumlar var. Tabii ki bunları netleştirdikten sonra, gerçeğini gördükten sonra bu konuyla ilgili tekrar ilgileneceğiz. Evet, daha ama önce şu anda beldemize doğalgaz gelemiyor. Öyle mi? Evet. Vekillerden biri daha önce demişti, yani elektrik faturasının %60'ını toplayın, abonesini toplayın, yardımcı olayım demişti. Acaba bu olabilir mi? Yani bizim araştırmalarımızda, ben beldeye ilk geldiğimde evet, ben de soba kullanıyorum, doğalgaz kullanmak istiyorum ama şu anda mümkün değil. Öyle mi? Ya tabii ki bazı kulağımıza gelen şeyler var ama aslında gerçeğini araştırmadan halkımıza sunamayız. Evet. Pekala Feride Hanım, Terzalar Çan yol ücreti fazla olduğu söyleniyor. Hı-hı. Ne dersiniz, fazla mı? Ya bunu incelemeden söz verebileceğim bir şey değil. Bunun için önce kazanmak gerekiyor. Ardından maliyeti hesaplayarak yardımcı olabiliriz. Yani onu işte benzin parasını, mesafeyi hesaplayarak, evet, kontrol ettikten sonra yapabileceğimiz bir şey. Şu an bunun için öyle bir söz veremiyorum. Hı. Çünkü önümde evrak yok. Evet. İncelenmesi gereken hususlar var. Ondan sonra tabii ki bunu kazandıktan sonra, çünkü kazandıktan sonra bazı şeyleri görebiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. O yüzden onu, evet, görmeden, incelemeden söz vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Vatandaşlarımızın diğer bir sorusu, yağışta varada evlerimizden akan terko suyu bulanık akıyor diye şikayet ediyorlar. Evet. Sizce ne yapılabilir? Bunun için arıtma düşünüyoruz. Musluklardan içilebilir bir şekilde halkımıza hizmete sunacağız. Öyle mi? Evet. Pekala. Göle çevre yolunun bozuk olduğu, iyi değerlendirilmediği, birçok eksikleri olduğu söyleniyor. Evet. Göletimizi daha iyi değerlendirebilir miyiz? Mesela orada en büyük şey elektrik var yani. Ha. Çoğu gölete tabii yok. Tabii ki. Göletimizin çevresi düzenlenecek, yürüyüş parkurları açılacak. Ayrıca aydınlatma gerekiyor, biliyorsunuz siz de. Aydınlatacağız ve oralara kamelyalar yerleştireceğiz. Kamelyaların yanı sıra barbeküler koyacağız. Karşı tarafa bungalov evleri yerleştireceğiz. Doğa ve kamp severler için bu evlerde isteyenleri reklam yaparak konuklarımızı ağırlayacağız ve beldemizin kasasına bir gelir elde etmiş olacağız. Evet, çok iyi. Pekala Feride Hanım, beldemizde bulunan engelli vatandaşlarımız var. Tabii. Onların da talepleri var. Mesela akülü araba ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Evet. Arapta mesela bazı eksikleri var, bazı, evet, yolları kullanamadıklarını söylüyorlar. Hayatta bir belediye binasına çıkamadığını söylüyorlar. Evet.
Böyle bir çalışmamız olacak. Yani mesela yan doktor yapımı olabilir. Bu istekleri tabii ki de elimizden geleni yapacağız. Biz engelsiz vatandaş olarak engellilerimizi her zaman düşünmek zorundayız. Engelleri aşmak bazen inanın çok zor. Evet. O yüzden elimizden geleni yapacağız ve bu konuda hassas davranacağız. Evet. Pekala, kanalizasyon şebek hattının eski olduğu, köy zamanında yapıldığı, yenilenmesi gerektiği evet. dile getiriliyor. Sizce yenilenmeli mi? Kazandığımız takdirde Çanakkale Belediyesi'nin bu konuda desteği olacak. Şu an parke taşımız var ama alt yapımız yok. Bu konuyu Çanakkale'nin sözüyle aşacağız. Tabii ki altyapı olmadığı için sular maalesef yol bulamıyor kendine. Yollarda işte birçok gezdiğimiz evlerde de bu tür şikayetler var bahçelere. Ama bunlar tabii ki biliyorsunuz kazandıktan sonra yapacağımız şeyler. Yani hani bunu bir proje olarak gösteremem. Altyapı temel ihtiyacımız. Çanakkale bu konuda kazandığımız takdirde çok büyük bir destek sağlayacağını söyledi. Tabii ki biz de bu desteği değerlendireceğiz. Evet, çok güzel. Diğer bir sorumuz vatandaşlarımızın Haşyamalı'daki muhtarlık zamanında yapılan su depolarının yetersiz olduğu, 500 tonluk ilave bir su deposu yapılması gerektiği dile getiriliyor. Evet. İlave su deposu yapılmalı mı? Bence de yapılmalı. Çünkü ben gezerken, dolaşırken bakıyorum ve ben de gördüm. Su deposu yenilenecek, içine arıtıcı konacak ve aynı zamanda temizlenmiş olduğu için, yine olduğu için suyumuzu musluklarımızdan içebileceğiz. Benim için bir damla suyunun gerçekten çok 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 büyük önemi var. O yüzden boşa akan suyumuz olmayacak. Hepsini değerlendireceğiz. Evet, çok güzel. Beldemiz çevre yolundan geçen ağır basa araçlar için başka bir güzergah belirlenmesi talebi var. Malum insanlarımız rahatsızlığı söz evet. konusu. Ne dersiniz? Ya tabii ki bunun için fikirlerimiz var, yürürlüğe koyacağız ama ilk önce bunu görerek ve hesaplayarak yapmamız gerekiyor. Yani şu anda görmeden ve incelemeden söz verebileceğim bir şey değil. Tabii ki bu ağır vasıtaları şehrin dışına çıkaracağız ama onun için ilk önce kazanmamız gerekiyor. Evet, evet. Süle Mahallesi okul bahçesinden yapılan açık hava tüm salonunda evet. birçok eksiklikler olduğu söyleniyor. Evet. Bunları tamamlayacak mıyız? Tabii ki. Evet, doğru. Üzeri kapatılacak düğün salonunun ve eksiklikler yerinde tespit edilerek giderilecek ve bunlara Süle Mahallemizde halkımızla beraber karar vereceğiz. Yerinde gezerek ve görerek tespit edeceğiz. Eksikliklerin hepsini not ederek bir şekilde gidermeye çalışacağız. Kapatılacak derken yani kapalı bir salon mu yoksa? Hayır, açık mevcut düğün salonu var ve bunun üstünü kapatmamızı istiyorlar. Öyle evet. bir talep var. Evet. Yağmur yağdığında işte halkımız ıslanmasın diye böyle bir talep geldi. Eski okulun yenilenmesiyle ilgili bir talep geldi. Tabii ki eski diye bakmamamız gerekiyor bazı şeylere. Bunları dört duvar halinde güzel bir şekilde sıvasını, badanasını, boyasını yaparsak bizim çok gençlerimiz var. Bir odayı kütüphane yapabiliriz, genç odası yapabiliriz. Ve bunları boş atıl binaları her şekilde çok güzel bir şekilde değerlendireceğim. Evet. Pekala, Süle Mahallesi ile Çakırköy arasında yolun çok bozuk olduğu evet. şoförler tarafından dile getiriliyor. Evet. Bu yolda çalışmamız olacak mı? Ya bu konu üzerinde tabii ki çalışacağız ama yerinde tespit etmemiz gerekiyor. Ederek ihtiyaçları karşılayacağız. Evet, çok güzel. Pekala Feride Hanım, 1994 yılından beri evet. 3 tane belediye başkanı gördük. Evet. Vatandaşlarımızın genelde ortak şikayeti, belediye başkanları halktan kopuk. Vatandaşın içine girmedi, halkın içine girmedi. Evet. Halka hani şey gibi düşünüyor. Ne dersiniz? Siz vatandaşın içine girecek misiniz? Yani? Ben karışacak evet, tabii ki karışacağım. Ben bu konuda söz veriyorum. Ben evlerde olacağım, kahvelerde olacağım. Bir belediye başkanı zaten bütünleştirici olmalıdır. Bizim belediyemiz halka açık olacaktır, kapımız olmayacaktır. Bir bayan olarak bazen şöyle bir avantajım da var. Girdiğim evlere kadınlara sarılabiliyorum, yaşlılara sarılabiliyorum. Bu da çok güzel bir şey. İşte kahvelere de girebilirim. Ben bir bayan olarak çıktığım bu yolda asla ve asla hiçbir şeyden çekinmiyorum. Yeri geldiğinde kahveye de gireceğim, evlere gireceğim. Yeri geldiğinde çizmemi de giyeceğim.
kanalizasyona da bakacağım, yollara da bakacağım, her şekilde her yerde olacağım. Başkan olunca değişmeyeceğim diyorsun. Asla yani. Değişmeyeceğim. Peki de son olarak Terzanlara bir mesajın var mı Terzan? Şöyle bir mesajım var. Ben yani gerçekten Terzan'ı çok seviyorum ve çok gönül verdim. Ben buraya üretim için gelmek istiyorum. Benim koltuk derdim yok, cebimi doldurayım derdim de yok. Yanlış anlasılmasın, diğer arkadaşlara da, üç adayız burada, onlara da bir ithamda bulunmuyorum. Evet. Ben beldenin gelişmesini istiyorum. 25 yıllık bir belediyeyiz, üretimimiz yok ve bence olması gerekiyor. Gençliğimizin nefes alabilecek bir yeri yok, bence olması gerekiyor. Kadınlarımızın sosyal yaşam alanları sıfır, bence çok ihtiyaçları var. O yüzden kadınlar ve gençler çok önemli benim için. Kadınlara mesela ne gibi projeleriniz var? Kadınlarla ilgili? Kadınlarla ilgili çok güzel projelerimiz var. Mesela tekstil atölyesi düşünüyoruz. 300 kişilik kapasiteli bayan gömlek üzerine. Ama bunu tabii ki kazandığımız zaman iktidar parti olarak yapmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın birçok şeyi başardığına inanıyorum ve ben görüyorum. Mesela bizim çok güzel eriştemiz var. Salçamız var, tarhanamız var, turşumuz var. Bunları Instagram'da, sosyal medyada sayfalar açarak pazarlayacağız. Tabii ki bunun için en önce ne yapmamız gerekiyor? Kooperatifleşmemiz gerekiyor. Ve kendi markamızı yaratmamız gerekiyor. Şu anda kimin evine giderseniz gidin, 5 şişe salçası vardır. Fazla olanları toplayacağız fabrikamız kuruluncaya kadar. Bunları tabii ki etiketleyeceğiz, kendi markamızı yaratacağız. Sunum da çok önemli bazı şeylerde. İşte eskiden piti kareli kumaşlar vardı, kırmızı beyaz hatırlarsanız. Evet, onlardan keseler yapacağız, tarhanamızı dolduracağız. Aynı şekilde lastikli piti kareli kumaşlardan salça şişeleri üzerine geçireceğiz. Sunum da çok önemli. Bunların işte evde dikiş yapan bayanlara da desteğimiz olacak. Bir şeyi pazarlarken gerçekten sunum da çok önemli. Ben üretmeyi seviyorum. Çalışan bir bayanım, yıllarca çalıştım. Üretmek kadar güzel bir şey olduğunu, başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani üretmek gerçekten güzel bir şey. Bu evde oturan bayanlarımıza da ekstra bir gelir kaynağı olmuş olacak. Bu tezgahlarımızı işte yürüyüş için gelen insanlarımıza turizme açacağız. Günlük turlar düzenleyeceğiz. Tezgahlarımızı açacağız oraya, para akışı turlar sağlayacağız. Turlar derken nereye mesela, nasıl bir tur? Mesela biliyorsunuz bizim doğa yürüyüşümüz var, evet. 6 kilometrelik bir parkur. Bu parkuru genişleterek doğa yürüyüşü adı gibi, işte biliyorsunuz büyük şehirlerde trekking deniyor, yani doğa yürüyüşü gibi. Evet. Trekking turları düzenleyeceğiz, günübirlik Çanakkale. Çanakkale'den günlük turlar düzenleyeceğiz, daha sonra Koca Çınarlar'da öğle yemeği vererek misafirlerimizi ağırlayacağız. Aynı şekilde oraya yerel ürünler ve el işi ürünleri tezgahları açacağız. Tabii ki bunları evde oturan bayanlarımıza gelir olarak sunacağız. Evet. Pazarlama deyince bu hani göletimiz bence 10 numara yani. Çünkü Karadağ Termal Otel'in güzergah attı. Oraya evet. Mesela bir tezgah koyulabilir. Yani evet, tabii ki tezgahlarını düşünüyoruz ama önce göletim çevresini değiştirmemiz gerekiyor. Bir de biliyorsunuz artık reklam çok önemli. Evet. Yerel gazetelere, Çam'daki gazetelere reklam vererek kendi beldeye tanıtımımızı yapacağız. Pekala. Programımıza katılarak halkımızı bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.